50 yıl öncesine göre insanlar artık bakliyat tüketmiyor. Hı hı. Hamur işi veya et. Şimdi mesela Aksaray, Fatih, İstanbul, Aksaray, bu horhorun olduğu yerde eskiden sulu yemekler bulunan lokantalar vardı. Hı hı. Bakliyat türü, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi, çeşit çeşit, lezzetli, güzel. Fakat buralar hep kapandı. Mangal başı, ocak başı, cızbız. Hı hı. Onların hepsi tehlikeli. Kömürle direkt irtibatta yanıyor, kavruluyor, siyahlaşır. Evet. Toksik madde bunlar, kanserojen. Direkt ete dönüştü artık yiyecekler. Yani bu etin direkt kömürle teması. Arada bir sırada yiyebilir ama sürekli o yanan etleri yiyoruz, yiyoruz, ne oluyoruz? Evet, tehlikeli. Hı hı. Şimdi kuru fasulye, insanlar 50 yıl önce hemen hemen Türk mutfağının %40'ını, %50'sini kuru fasulye oluşturuyordu. İnsanlar hemen hemen, yani bakliyat türleri, nokuttu, mercimekti, kuru fasulye, bamya, yani hemen hemen her gün insanlar tüketiyordu bu ürünlerden birini veya birkaçını birden. Sabah mercimek, akşam nokut veya kuru fasulye yiyordu. Ne oldu? Unutuldu. Hamur işi, et. Hamur işi, et. Böyle basitleşti. Şimdi son yapılan araştırmalarda kuru fasulyenin, barbunya'nın, mercimeğin, nohutun faydaları çok çok önemli etkiler ortaya çıktı. Hı hı. Barbunya'nın destilasyonla elde edilen ekstraktında bir madde keşfedildi. Fitoanglatin denen bir madde. Bu ne yapıyor? Şimdi bundan ilaç yapacaklar, ilaç endüstrisi. Hı hı. Ne işe yarıyor? Bunun birleşimindeki etken madde mide özel bir hormon salgılar. Grelin hormonu. Bu iştah açıcı bir hormon. Bu hormonu frenliyor. Böylece kişide erken doymuşluk hissi uyanıyor, fazla yemek yemiyor. Hı hı. Yani kuru fasulye, barbunya, mercimek, bezelye, nohut gibi bakliyat türü tüketen insanlar, hı hı, fazla iştahı hemen, yani bir porsiyon, iki porsiyon yediğinde iştahı yavaş yavaş azalıyor. Hemen fakat doyabiliyor, hamur işi, daha çabuk doyabiliyor demek ki. Et yiyenlerde iştahı devam ediyor. Bakliyat türü beslendiği zaman insanlar. Hı hı. Avustralya'da yapılan klinik araştırmalarda bakliyat, günde en az bir porsiyon bakliyat tüketenlerin 24 saat içerisinde yağ yakma oranının %23 arttığı tespit edilmiştir. Yani depolanan mevcut yağlar yavaş yavaş eriyor. Metabolizmayı da hızlandırıyor diyebilir miyiz hocam? Evet, hocam, yani öyle, bunun birçok özelliği var. Bakliyatların birleşiminde çok özel bir glukokinin denen bir madde var. Bu nedir? Bu aynı bitkisel inzülin diyebiliriz. Şekerin karaciğerde dönüşümünü sağlıyor. Yani biraz insülinsiz faaliyet gösteriyor. İnsüline ihtiyaç duymuyor. Hı hı. Bir. İkincisi, hücrelerin insülin alan reseptörleri çoğaltıyor. Bu ne demek? Kandaki şeker oranı azalıyor. Bir. İkincisi, bakliyat yediği zaman kişi kandaki şeker oranı yükselmiyor. Bir. İkincisi, kuru fasulye, bamya, nohut, mercimek, bezelye gibi bakliyatlar lifli olduğu için hamur işi gibi hemen çözülüp şekere dönüşmüyor. Yavaş yavaş çözülüyor. Yavaş yavaş. Ayar verir gibi. Hem şekeri düzenliyor, hem tansiyonu düzenliyor, hem de glisemik indeks dediğimiz kandaki şeker oranının ani yükselmesini ölçen, mesela şeker nedir? Şekerin glisemik indeksi 100. Beyaz ununki 100. Direkt bunlar hemen şekere dönüşür. Mesela mercimeğin glisemik indeksi 26. Nohutunki 27. Bunlar yavaş yavaş çözülüyor. 24 saat içerisinde şekere dönüştüğü için pankreası zorlamıyor. Pankreası rahatlatıyor, karaciğeri rahatlatıyor ve mevcut yağlar yavaş yavaş eriyor. Hiçbir yan etkisi yok.
Kentucky Üniversitesi'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nde Profesör Doktor Janssen Anderson 3234 şekere meyilli, şeker rizikosu, şeker hastalığı rizikosu olan, diyabet rizikosu olan, yani hasta değil ama hastalığa meyilli, henüz başlamamış olan insanlar üzerinde üç gruba ayırıp test yapıyor. Sağlıklı beslenme, kimyasal ilaçlarla antidiyabet ilaçları kullanma ve placebo, yani denek ilacı. Bu deneyler sonucunda placebo, yani denek ilacı kullananda hiçbir değişim olmuyor. Kimyasal ilaç kullananlarda şekeri %31 dengeledi. %31 başarı elde ediliyor. Sağlıklı beslenen, yani günde en az bir porsiyon bakliyat tüketenlerde ise %58 başarı elde ediliyor. Tabii kimyada kimyasal ilaç %31 ama onun yan etkileri çok büyük. Karaciğere, böbreğe, dala vesaire organlara zarar veriyor. Kuru fasulye, nohut, mercimek, bezelye yan etkisi yok. Bir, iki, şekeri düzenliyor. Tansiyonu düzenliyor. İnsülini ayarlıyor. Böylece yağ yakımını artırıyor. Posalı yiyecek olduğu için posalı de bağırsak sistemine bağırsakları de iyi geliyor. Fasulyenin olabilir. Faydaları dedim. Biraz güldünüz. Fasulyenin faydalarından biri de işte gaz yaptığı için ne yapıyor? Bağırsakların peristalik hareket kazandırıyor. Bazıları yerlenmenin ayıp olduğunu düşünüyor. Oysa ki çok önemli. Ve sağlıklı diyebiliyorum. Bağırsakları çalıştırıyor. Bu peristalik hareket kazandırıyor. Yoksa kişi toplum içerisinde yapmıyorsun. Tabii başka yerde yapsın da gaz çıkarmazsa kabızlık olur, ishal olur vesaire. Bağırsaklarda kokuşma meydana gelir ve bu da birçok hastalık tetikler. Mesela bizim tanıdığımız bir hanımefendi kolon kanserinden dolayı ameliyat oldu. Doktora demiş ki nerede olursa olsun kazın olduğu zaman çıkar. Hiç utanma, çekinme, yoksa hastanelik olur. O da tabii ilk zamanlar alışamamış, gazını utanmış. Hemen hastanelik oluyor. Gazını çıkarmadığı zaman hemen, çünkü o gaz toksik bir madde. Kana karışır karışmaz hastanelik. Yetişirlerse yetişir, yetiştirmesi mosmor olur. Oo, çok kötü. Yani bu herkeste, şimdi sağlıklı bir insan da böyle problem değil ama hasta insanların gaz çıkarması çok çok sağlıklıdır. Evet, birçok klinik araştırması var demiştik. Bunlardan birisi de Osman Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Timur Alp, hastanede çalışan personele her gün yeşil mercimek artı normal beslenmesine artı bir porsiyon yeşil mercimek salatası, çorbası vesaire ilave ediliyor. Normal beslenme devam ediyor. Değişen hiçbir şey yok. Ve 1,5 ay içerisinde kolesterolün 220'lerden 190'a düştüğünü, bunun da kalp krizi riskini %40 azalttığını tespit etmiştir. Onun da böyle, Türkiye'de de bununla ilgili güzel bir çalışma var. Avustralya'da yapılan klinik araştırmada ise 24 saat içerisinde yağ yakma oranını bakliyatlar ne yapıyor? Yavaşlatıyor, frenliyor. Şimdi 3 çeşit hormon var. 4 tane hormon var. İştahla ilgili. Aslında hormon çok da, yani bizi ilgilendiren şu anda 4 tanesi ilgilendiriyor. 4 tanesi ilgilendiriyor. Daha insülin de var efendim. Başka türlü hormonlar da var. Mesela mide, bunlardan birisi kişiye açlık duygusunu uyandıran krelin hormonu. Mide bunu salgıladığı zaman yükseldikçe kişide iştah, yeme içme ihtiyacı duyar. Bağırsaklarda PYY dediğimiz bir hormon salgılanır. Bu doymuşluk hissi verir. CCK denen bir hormon salgılanır. Kısaltılmışını söylüyorum. GLP isimli bir hormon, 3 çeşit hormon salgılanır. Bağırsaklar dolduğu zaman artık sinyal gider, doymuşluk hissi. Böylece kişi yemekten içmekten kesilir, bırakır yeme içmeyi. İşte bakliyatların özelliği nedir? Midenin hormon salgılamasını yavaşlatıyor. Böylece kişi erken doymuş hissi veriyor. Bir, kandaki şeker oranı düzenli ve sürekli aynı seviyede kaldığı için kişide açlık hissinin uyanmasını engelliyor. Bu nedenle de eskiden insanlar
30 yıl, 40 yıl önce sulu yemek, özel benim bizim kültürümüzde yeni bir şey değil bakliyat tüketmek. 18 bin 14 yıldır böyle. Nereden biliyoruz 18 bin 14 diyoruz? Türkmenistan'ın baş yerine yakın bir şehir bulundu. Anao diye. Evet. Türklerin o zamandan bugüne kadar hayvancılıkla, tarımla uğraştıkları ortaya çıktı. Yani 18 bin yıldır dünyanın en eski milleti olduğumuz ortaya çıktı. Hayvancılıkla, tarımla uğraştığımız belgelendi. Yani 18 bin yıldır Türkler bakliyat tüketirken şimdi birdenbire mangal başı, ocak başı. Et omur olmaya başladılar ne yazık kendin ki. Kendin pişir, kendin ye. Hep et, cızbız. Bunu bir de Canan Karatay hanımefendi et ye, peynir ye, yumurta ye diyerek vatandaşı bir de böyle bilgilendiriyor. Ne oluyor? İnsanlar iyice tamam her şeyi unutup ya zararı yokmuş. Et yiyelim, et yiyelim. Tabii et, peynir, yumurta yenmeli ama fazla et, peynir, yumurta asit dozuna sebep olur. Asit oranı yükseldi mi kemik erimesi, artrit, artroz, karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, hastalıkları, kolesterol, bir sürü hastalık ortaya çıkar. Bunları bildiği için diyor ki kolesterol, yüksek kolesterol tehlikeli değildir. Yani bu böyle komik komik ilim adamlarının konuşmaması gerekir, ilim insanlarının dikkat etmesi gerekir. Özellikle benim bu söylediklerim olan insanlar için kesinlikle. Benim söylediklerim bakliyatla ilgili klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Belge ve bilgi olmadan konuşmam. Burada ne dedim? Osman Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Bilgin Tümural klinik araştırması yapmış. Amerika'da Kentucky Üniversitesi'nden Profesör Doktor James Anderson klinik araştırması 3234 hasta üzerinde şekerleme ile efendim Avustralya'da klinik araştırması yapılmış. Toronto'da bir klinik araştırması daha var. Bu da Profesör Davut Jensk 121 tip 2 hastası üzerinde klinik 3 ay süren bir araştırma yapmış. Bakliyat tüketildiği zaman insanların eğer ki şeker hastalığı yeni başlamışsa şekeri bıraktı. Yani şeker hastalığı ortadan kalktı. Çok ilerlemişse insülin oranının düştüğü, insülin burnuna iniş ünitesinin düştüğü tespit edilmiş. Hatta tip 1 ömür boyu insülinle bağımlı kalan hastalarda bakliyat tükettiklerinde aldıkları, buldukları insülin oranının düştüğü tespit edilmiştir. Klinik araştırması var. Bunların hepsi belge ve bilgiye dayanır. Daha fazla ayrıntılı bilgi isteyen doğaltedavi.net'e girip görebilirler.